Akdeniz Vadisi'nin verimli topraklarında 400 bin metrekare alanda süs bitkileri üretimi yapan Turgutlu Botanik Park, yerli çeşitlerin yanı sıra birbirinden güzel ithal alternatiflerle peyzaj uygulamaları için yepyeni çözümler sunuyor. Tarihi, kentsel yerleşimlerin oluşumuna dayanan süs bitkileri üretiminin, sanayinin gelişimiyle kentlerdeki yığılma ve kentleşmenin yarattığı sorunlara çözüm arayışıyla doğduğu söylenir. Süs bitkileri Türkiye'nin zengin iklim, toprak, su ve mikrokliması nedeniyle ülke tarımında önemli bir seçenek oluşturur. 2004 yılında Gediz Havzası'nın verimli topraklarında başlayan üretimini zaman içinde 400 bin metrekare alana çıkaran Turgutlu Botanik Park, yerli ve ithal en güzel dış mekan süs bitkilerini satış portföyünde bulunduruyor. Firmamız 2004 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyetlerine başladı. Daha önce daha çok alsat mantığıyla hareket ediyorduk. 2004 yılında ilk üretimimiz 40 bin metrekare ufak bir alanda başladık. İlerleyen zaman içerisinde talepler, çıkardığımız ürünlerin kalitesi anlamında alanımız biraz daha büyümeye başladı. Şu an 400 bin metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. Bunun yanında ithal gruplarda çok iyiyiz. Uzak Doğu'dan inanılmaz renkli, kaliteli bitkiler getiriyoruz. Yerli üretimi artırmaktan yana olduklarını vurgulayan Genel Müdür Ahmet Özçirin, peyzaj uygulamalarında farklı çeşit beklentilerine yanıt vermek üzere ithalat gerçekleştirdiklerini söylüyor. İthalat deyince aklınıza şu gelmesin, hani Türkiye'de var da dışarıdan ithal mi yapıyorsunuz mantığı gelmesin. Kesinlikle öyle mantık içerisinde değiliz. Türkiye'de olan bütün bitkileri Türkiye'de yetiştiriyoruz. İthal grup dediğimizde tamamen ana vatanı, uzak doğu alan, Türkiye'de yetişmesi imkansız olan bitkileri uzak doğudan getiriyoruz. Her zaman için ithalattan yana değiliz. Firma mantığı olarak ihracattan yanayız. Ve emin adımlarla 2014 yılına kadar geldik. Ve Flower Show'da da Manisa'nın Turgutlu ilçesini tanıtmaktan büyük bir keyif aldık. Çok iyi tepkiler aldık. Turgutlu'da merkezi bulunan firma Antalya'da açtığı şubeyle taleplere kısa sürede yanıt verir hale geliyor. Yıllık 100 bin ağaç yetiştirilirken çalı grubunda rakam 500 bini buluyor. İthal ürünler de hesaba katılırsa yıl boyu satışı yapılan bitkiler binli rakamlarla ifade ediliyor. Biz Türkiye'yi ikiye böldük. Hani güney ve kuzey anlamında biraz daha fazla. Güney anlamındaki bitkileri uzak doğudan getiriyoruz. Ve Antalya'da bir şube açtık. Antalya şubemizde de inanılmaz güzel renkli ithal bitkilerimiz var. Akdeniz bitkilerini Antalya'da satışa sunuyoruz. Geri kalan ibreli, işte iğneli dediğimiz, kendi ürettiğimiz yapraklı grupları da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde satışa sunuyoruz. Ağırlıklı müşterimiz belediyeler, oteller ve belediyelere, otellere iş yapan peyzaj firmaları. Yetiştirilen dış mekan süs bitkileri bugün dolaylı yoldan ihraç edilse de hedef bizzat ihracat konusunda sorumluluk üstlenmek. Bunun için ilk adım atılmış bile. Yurt dışına ihracatımız en direkt olarak hareket ediyoruz o konuda. Fakat inanılmaz talepler var yurt dışından. Azerbaycan bölgelerinden, Özbekistan'dan falan. Onlar için de şu an anlaşmamızın birçoğu hazırlandı. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ihracat anlamında da başarılı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin kentleşmesi hızla sürüyor. Küçük ilçe ve beldelerde bile çevre düzenlemeleri ve peyzaj bir ihtiyaç olarak görülüyor. Aynı zamanda küresel ısınmanın yarattığı gerilim de yeşil çevreyi, peyzajı, ağaçlandırmayı, süs bitkisi ihtiyacını artıran objektif bir etken oluyor. Genel Müdür Ahmet Özçirin, yerel yönetimlerin bu anlamda yaşadığı değişimden memnuniyet duyuyor. Türkiye'nin peyzajı bakış açısı tamamen değişti. Hani daha önce daha çalı, işte daha zayıf bitkiler veya görsele daha uygun olmayan bitkiler kullanılırken son dönemlerde daha görsele uygun, daha çaplı, daha tijli ya da ne bileyim daha formlu bitkiler kullanılmak isteniyor. Türkiye bu konuda çok emin adımlarla çok güzel yeşillendiğini düşünüyorum. Daha da önümüzdeki yıllarda daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Hollanda yeşil endüstrinin bir numarası durumunda. Ardından İtalya ve İspanya geliyor. Genel Müdür Ahmet Özçirin, ibreyi Türkiye'den yana çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor. İthalattan yana hiçbir zaman olmadım. Bu konuda İtalya'nın önüne geçmeyi hedefliyoruz firmamız olarak. Kimseyi yurt dışına göndermek istemiyoruz. Özellikle İtalya'ya, Hollanda'ya. İlk hedefimiz bu. Sanıyorum birkaç yıl içerisinde o hedefe ulaşırız.
Ahmet Özşirin, üretimde en önemli etkenin kalite olduğuna dikkati çekiyor. Kesinlikle ürünün kalitesi, düzgünlüğü, tiz yapısı. Yani dediğim gibi hedeflerimizde Türkiye'deki firmaları yurt dışına göndermemek var. Bunun için de bu kalite zaten şarttı. Biz de bu kaliteyi üretiyoruz. Avrasya'nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı Flower Show 2014'te üretim anlayışlarını ve satışını yaptıkları çeşitleri yerel yönetimler yanı sıra peyzaj uygulamaları yapan profesyonellerin dikkatine sunan firmanın genel müdürü Ahmet Özşirin, sözlerinin sonunda güçlerini pekiştirerek yollarına devam edeceklerini söylüyor. Yıllık yaklaşık üretimimiz çalı anlamında 500 bin adet ve ticli ağaç anlamında da yıllık 100 bin civarında bir üretimimiz var. Bizim iddiamız şu, Türkiye Turgut Botanik Park'la çok daha yeşil olacak. Çok teşekkür ederim.